Sıradaki haberimiz Christopher Hitchens ait. Kendisi İngiliz yazar ve aktivist. Ölüm yıl dönümünü kutluyoruz. Senden detayları alabilir miyim Süleyman? Christopher Hitchens, Mahşer'in dört atlısı diyeceğimiz dört ateist ünlünün, daha doğrusu her yerde bu aktivizmi ortaya koyan militan ateist diyebileceğimiz dört kişiden biri. En önemli kitaplarından biri God is Not Great. Missionary Position diye bir kitabı var. Pek çok kitabı var. Tabii orada şimdi İngiltere'de doğmuş, büyümüş. Fakat Amerika'ya göçmüş bir kişi. Amerika İngiltere gibi değil biliyorsun. Amerika'da din meselesi daha önemli bir mesele. Bu humanistler de, humanitarianlar da çok daha aktif olmak durumunda. Çünkü 70 milyon evangelistin olduğu bir toplumdan bahsediyoruz din adına cinayetlerin işlendiği bir toplumdan bahsediyoruz. İşte öyle bir yerde mücadele veren insanlardan biri. Mahşerin dört atlısı şu. Tabii ki hepimizin bildiği Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, siyahi ve televizyon şovları çok enteresan olan biridir. Ve Daniel Dennett olmak üzere bir dörtlüden bahsediyoruz. Burada bir şey daha belirtmek lazım. Hitchkins mitik olarak çok farklı bir adam. Hatta onu neokon olarak ifade edenler de var. O bunu kabul etmese de. Çünkü kendisi The Atlantic, Vanity Fair, Slate, World Affairs, Nation, Free Inquiry gibi yayınlarda yazıyor. Gazeteci aynı zamanda ve dış politika üzerinde de yazıyor. Ve orada şöyle bir sıkıntı var. Irak Savaşı'na doğrudan destek vermiş bir kişi. Benim tahminim büyük olasılıkla o şeyden kaynaklandı. Din karşıtlığıyla örtüşen bir şeyden kaynaklanmış olabilir. Böyle bir yaklaşımı var. Güzel olan şu, bu sebepten ötürü biz Christopher Chins'ı dışlamıyoruz. Ama politik meseleler olduğunda mesela karşı karşıya gelebiliriz. İşte ateizmin güzel yanı da budur. Kendini depolitize edebilip temel sorun üzerinde birlikte hareket edemek bilmektir. İşte bu sebeple de Hitchens'ı bir kez daha almış olalım. Nedense çok yaşamamış, onu bilmiyorum sebebini. Şey de öyledir, biraz sonra söz edeceğimiz Sagan için de aynı şeyi söylemek gerekir. Keşke daha uzun yaşasaydı ve daha çok eser verebilseydi.